Aydan merhaba. Merhaba. Nasılsın görüşmeyeli? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Sağ ol, ben de iyiyim. En son herhalde Toprak Ana videosunda bir film incelemiştik. Bir süre geçti, ara vermiştik. Şimdi yeniden beraberiz. Neler yapıyorsun bu ara? Neler yapıyorum? Çanakkale Belediyesi'nin bir etkinliği oluyordu. Pandemi öncesine daha sık yapıyorlardı. Malum pandemiden dolayı ara verdiler. Ayda birkaç tane tiyatro geliyordu Çanakkale'ye. Şimdi ona yeniden başlanıyor. Bugün hatta gittik, bilet aldık. Plastik Aşklar diye bir oyun. Oya Başar ve Ebru Kural oynuyor. Çarşamba akşamı orada olacağım. Çok heyecanlıyım. Çünkü ben bu etkinlikleri hiç kaçırmazdım. Sürekli gider bilet kuyruğuna girerdim. Bir saat öncesinden salonda olurdum. Öyle onu da hatırlatayım. Tiyatroya gitmeyi unutmayın. Tiyatro iyidir. O zaman bu komut tadından sonra hangi filmi anlatacaksın bize? Bu videomuzda Yaşar Kemal'in romanından uyarlanan Yılanı Öldürseler filminden bahsedeceğiz. Geçenlerde Yaşar Kemal'in doğum günüydü. Onun anısına böyle bir video hazırlayalım istedim. O zaman dinliyoruz. Başlayalım. Yılanı Öldürseler Yaşar Kemal'in kitabı. Türkan Şoray da bu kitabı okumuş, çok etkilenmiş. Filmi yapılmış ve aynı zamanda bu filmin yönetmeni de Türkan Şoray. 81 yılında yapılmış bir film. Oyuncuları başrolde Türkan Şoray var. Aynı zamanda Türkan Şoray, Yaşar Kemal ve iki kişi daha var. Senaryo ekibindeler. Yani Türkan Şoray bayağı üç dalda da etkin. Türkan Şoray, Ali Erona, Talat Bulut, Ahmet Mekin, Yaman Okay, Hüseyin Peyda. Başrolde bu isimler var. Film Osmaniye'nin Hemite köyünde geçiyor ve bu köy aynı zamanda Yaşar Kemal'in doğduğu köy, yani memleketi. Konusu şöyle. Köyde Esme adında bir kız var. Yavuklusu Abbas var. Daha önceden Abbas bir cinayet işliyor. Hapse düşüyor. 11 yıl hapiste kalıyor. Bu esnada köyün ağası zengin Halil Ağa da istemediği halde zorla Esme'yi kaçırıyor. Onunla evleniyor. Yıllar sonra işte Esme'nin çocuğu oluyor. Abbas hapisten çıkıp geliyor. Tekrar Esme'ye diyor ki işte gel beraber kaçıp gidelim. Ama Esme sevdalı olmasına rağmen gitmiyor. Çünkü oğlumu bırakamam diyor. Bir gece vakti Abbas geliyor. Halil Ağa'yı öldürüyor. Ama şu da var. Halil Ağa'nın annesi yani Aliye Rona Esme'yi oldum olası hiç istemiyor. Yani onun işte bu güzelliği uğursuzluk getirecek, felaket getirecek diye baştan beri istemiyor. Ekstra bir de Halil de ölünce iyice düşman oluyor yani gelinine. Zamanla herkes bu Esme'nin güzelliğinin felaketler getireceğine inanıyor. Köyünde bir delisi var. Özellikle o çok kışkırtıyor. Sokaklarda naralar atıyor. Kaynanasının ve kayınlarının tek isteği Esme'nin ya kendini öldürmesi ya da alıp başını köyden gitmesi. Ama Esme de şöyle, tamam her şeyi bırakırım sizin olsun giderim diyor ama oğlum da benimle gelecek. Tabii amcaları izin vermiyor falan. Daha sonra amcaları Esme'yi öldürmek istiyor ama bir türlü öldüremiyor. Köyün delisi yine kışkırtıyor, işte oğlu yapsın diyor, yanaşıyor. Bu görevi oğluna veriyorlar. Yaman Okay işte at veriyor, silah veriyor. Sürekli film boyunca çocuğu kafasına işleniyor. Çocuk hep gelgitler yaşıyor. En sonunda da çocuk annesini tüfekle öldürüyor. Böyle bir film. Filmi de seninle beraber izledik zaten ilk önce hani bunu çekeceğini söyledikten sonra. Evet çünkü yani hani çekeceğimiz filmi senin de izlemeni istiyorum yorum yapabilmen için. Filmde peki sence Esme'nin ilk aşkı ile ilgili olan geçmişini çok fazla anlatmıyor gibi geldi bana. Yani bir anda Halil Ağa ile başlıyor. Ama sonra flashbackler yapılıyor ya filmin ilk yarısının olduğu zamanlarda hep geriye dönüşler yapılıyor. Birbirlerine sevdalar, su kenarlarındalar işte bağda bahçedeler falan gülüyorlar, oynuyorlar. Kısa kısa gösteriyor, böyle çok uzun uzadıya göstermiyor. Bir de Halil Ağa bu Esme'ye gidip başka bir köyden kaçırmış galiba. Tabii tabii başka bir köyden. Yani ama yine o civarda bir köyden. Şu da var. Halil Ağa'nın kardeşleri Esme'yi aslında öldürmek istiyor ama bir yandan da öldüremiyorlar. Çünkü Esme'nin filmde ve kitapta abilerinden işte abimden korkuyorsunuz falan diyor.
Hiç göstermiyor ama Esme'nin böyle arkası sağlam abileri falan intikam almaya gelir. Esme ölürse diye. O yüzden Klasik kan davaları başlamasın. evet, o yüzden bu görevi çocuğa vermek istiyorlar, veriyorlar. Filmde bir de her köyde olan bir tane ulu kişi var. Böyle az sakallı bir dede var. Evet, Hüseyin Bey daha bayağı o takma sakalı falan güzeldi. Komik bir karakter olmuş filmde. Daha çok hani ikimizin de bilmiyorum zaten şeyi yetisi olmaz sinematografik açıdan filmi incelemeye ama Yani biz izleyici olarak yorumluyoruz. şey benim dikkatimi çekti. Hep Anadolu'da da mı böyle yoksa filmlerde de mi böyle? Hep kötü cahil tarafın sesi çok yüksek çıkıyor. İyi tarafın sesi hep böyle daha sakin. Yani filmde 50 kişi işte baban hortladı, baban hortladı diye çocuğa gidip kışkırtıyor ama bir tek o adam. O da birkaç defa hani film boyunca şey yapıyor. Telkinlerde bulunuyor bunlar saçmalık deli zırvası vesaire gibisinden. Çünkü cahil insan düşündüklerini kabul ettirmek için sürekli bağırır, naralar atar, etrafında insanları toplar. Doğru olsa da olmasa da genelde doğru olmayan şeyleri kabul ettirmeye çalışır. Bilgili insan veyahut da doğru olduğuna inandığı bir konuda işte bir şey Konuşur eder. konuşur eder. Cümleyi toparlayamadım. Yani hani bağırmasına gerek yok. Olan bu yani der. Çekilir kenarına, köşesine. Bir de filmde çok ağır dini bir şey de yok gibime geldi. Sanki gelenek görenek daha fazla. Hani işin dini boyutunda çok değiller, işin töre boyutundalar. Zaten dini boyutu olsa yani çocuğu annesini öldürtürler miydi? Ya da illaki işte kendini öldür, onu öldür, git buradan falan. Bunlar olmazdı yani. Dini bir boyut yok filmde. Daha çok dediğin gibi töre, gelenek, adet. Tarz şeyler var. Adana'da geçiyor aslında. Şu an Osmaniye'de de olsa. Sanki daha doğuymuş gibi. Kıyafetler de daha evet doğuyu Kıyafet andırıyor. açısından ve töre açısından. Hani ne bileyim o coğrafyaya çok yakıştıramıyorum yani Adana taraflarına töre cinayeti muhabbetlerini. Hani sanki böyle Hakkari, Şırnak, Ağrı, Van o tarafların gelenek göreneğiymiş gibi. Bilmiyorum yakın coğrafyalarda da hani töre cinayeti ya da kan davası olayları var mı ama. Evet, aslında dediğim gibi o taraflara daha özgü bir şey. Adana, Osmaniye civarı da çok uzak değil. Yani bir şekilde oralarda da olabiliyor. Nadir de olsa denk geliyor. Senaryosunda da Yaşar Kemal bulunuyor filmin kitabından uyarlama zaten. Tabii ki yazarın anlatmak istediklerini daha iyi anlatabilmesine yol açıyor. Bu da senaryoda da bulunduğu için. Büyük ihtimalle gözlemci vasfında bulunmuştur. Hani kitabın orijinalliği bozulmasın diye. Ama mesela Yaşar Kemal'in kitaplarında görmüş olduğumuz o yöre ağzı filmde yok. Evet, daha düzgün konuşmalar var değil mi? Ya hatta İstanbul Türkçesi gibi de O diyebiliriz benim de yani. dikkatimi çekti. Yani hani orada biraz daha ağız yapılsaydı daha güzel olabilirdi. Aslında şeyde de yok ya. Türkan Şoray Hazal'da da yok. Batman'da mı çekiliyordu? Hasan Kefte mi çekiliyordu? Batman'da evet. Batman'da çekiliyordu yani. Hazal'da da yok mesela. Ya o dönemdeki sinema anlayışı öyle. Bazı filmlerde yöresel ağızlar oluyor, bazılarında olmuyor. Mesela günümüzde bir bu tarz film çekilse direkt yöre ağzıyla konuşuluyor. Aslında şeyle alakalı olabilir mi Ne? şimdi? Darbeden önceki zaman, sonraki zaman olsa ağır şeylere maruz kalıyorlar. Sansürlere maruz kalıyordu işte Kürtçe. Hani Beynelmiler filmde de vardı ya. Kürtçe şarkılar yasak, şive yasak, ağız yasak. Belki de doğru, onun da etkisi olabilir. Çünkü 81 yapım, yani 82'de vizyona giriyor. İşte 80 sonrası. Onun da etkisinden dolayı da olabilir. Yoksa Türkan Şoray'ın şeyi mi şimdi düşünüyorum da Türkan Şoray'ın şive yaptığı ya da içerisinde şive olduğu bir şey hiç görmedim. Bir Şu an düşününce. hatırlayamadım. Yani hep güzel İstanbul Türkçesiyle çekilen filmler. Yo, yine bazı köylü filmlerinde var. Yani ucundan kıyısından var. Mesela Sultan Gelin'de biraz şiveli konuşuyordu. İlk aklıma o geldi. Mutlaka vardır. Peki o sakallı bilge kişi karakteri filmin sonlarına doğru işte Esmen'in artık öldürülmesi
buyurulmuş Aliyerona tarafından. Demek istiyorum yani. Sürekli adamın savunduğu argüman Esme çok güzel öldürülmemeli. Esme çok güzel öldürülmemeli. Hatta çok komik geldi bana. Gideyim gideyim de anana bakan birazcık diye çocukla evine gidiyorlar ya. Dünya gözüyle göreyim o güzelliği falan. Allah'ın 1000 yılda yarattığı bir güzellik o. Yani sadece güzel olduğu için mi öldürülmemeli? Yani orada biraz sığ kalmış gibi geldi bana. Ama yani film ya da kitap onun üzerine yani Esmen'in güzelliği vurgulandığı için diyaloglar da o yönde oluyor. Yoksa o yaşlı bilge kişi de törenin aslında gerçekten Esmen'in öldürülmesi gerektiğini bildiği için mi sadece bu yoldan savunuyor Esmen'i? Hani saçmalamayın, böyle bir töre mi olur, şey mi olur? Hem o da öldürmedi, Abbas öldürdü. Yani Esmen'in ne suçu var yani? Siz 3 tane kardeş bir abinizi koruyamadınız. Ondan sonra sofrada onunla yemek yiyen Esme'yi öldürmeye çalışıyorsunuz şimdi demiyor da. Esme güzel, ondan öldürmeyin diyor. Aslında denecek çok da şey var. Ama yani içten içe acaba Yaşar Kemal şunu mu işlemeye çalıştı? Şimdi mantık açısından benim dediğim gibi olması lazım. Mantık. Evet ama film, roman, Yok, uyarlama, hikaye. film roman ama sonuçta belli bir takım gerçeklere dayanıyor. Demek ki benim düşündüğüm o zaman, hani adam bu şekilde savunmuyorsa o bilge kişi, demek ki o bilge kişi de olması gerekenin Esmen'in öldürülmesi olduğunu biliyor. Ama onu farklı bir açıdan savunmaya çalışıyor. Şimdi düşününce böyle değil mi? Demek ki o bilge kişi de Esmen'in öldürülmesi gerektiğinin farkında. Töreye göre. Yani orada yaşamış, büyümüş bir adam. Hep töre gereği. Yani evet haklısın. Mesela tamam Esmen'in yeniden öldürülmesi muhabbeti var. Ama bilge kişi orada şey de diyebilirdi. İşte durun yapmayın. Yeniden kan davası olacak. Bir sürü insana yazık olacak gibi muhabbetler yapmıyor. İşte sadece güzelliğinden dolayı öldürülmemesi gerektiğini söylüyor. Tabii böyle bir soru işareti, bir açıklık kalıyor yani. Orada evet haklısın. Yani Yaşar Kemal bu şekilde alt metinler vermeyi seviyor. Hani İnce Mehmet'te de olsun, şeyde olsun. Hani göze basit gelebilecek şeyleri bayağı alt metinleriyle beraber anlatıyor. Yani o açıdan bence güzel bir film. Evet. Mesela şey de çok dikkatimi çekmişti. Şimdi Esme ile oğlu Hasan köyden kaçmak istiyorlar. Bir sabah vakti çıkıyorlar yola işte dağ bayır gidiyorlar. Yani neden yayan gidiyorsun ki? Amcaları zaten sana bir at vermiş. Annenle beraber bin ata dıgıdık dıgıdık git. Ah ne oldu? Bozkırın ortasında amcaları yakaladı tekrar çocuğu aldı geri köye götürdü. Yani sonuçta şey de çok kötü değil mi ya? Evleniyorsun, ediyorsun. Hani özellikle kadınlar için. Kocan ölünce kocanın tarafıyla hiçbir ilişkin kalmıyor. Şöyle kötü aslında. Kocasının ailesiyle ilişkileri iyiyse pek bir sorun olmuyor ama zaten istenmeyen bir gelinse koca da ölünce işler hepten kötü oluyor yani. Bayağı çileden çıkıyor Ama aslında insan. bakarsan orada Esmen'in belli bir köy üstünde gücü de var. Bir işveren, sanki bir çiftlik yöneticisi gibi. E zaten Halil Ağa ya bütün Halil Ağa da mesela, Halil Ağa'nın annesi bir Esme kadar köyde şey değil. Yani işleri mişleri çekip çevirmiyor. çevirmiyor zaten yaşlı kadın hani onunla elemiş eleğine Yani bir asmış Asmalı gibi Konak değil yani. değil. O biraz daha kenarda duruyordu. Yani işler daha çok Halil'in üzerinden yürüyordu. Halil de ölünce Esme geçmiş oldu başa. Aslında bir de alt metin de var orada. Şimdi büyük abi ya, büyük ihtimalle evin babası Ali Yerona'nın eşi öldükten sonra bütün malı mülkü Halil'in üstüne yapıyor. Şimdi Halil'in çocuğunun değerli olmasının sebebi de aslında normal şartlarda kardeşlerin alacağı mirasın hepsinin Halil'in üstünde olması. Yani oradaki tarlalarda, şeylerde bir şey yok. Hükmü yok. Hatta Halil sofrada ölmeden önce ne diyordu? Sana şuradan tarla aldım şu kadar dönüm. Sana şuradan Evet. şunu aldım diyor. Senin üstüne yaptım diyordu. Yapacağım diyordu. Hatta bir yerde de o bizim mirasımız diyor. O kışkırtan abi. Çocuktan için.
Çocuğumu da alır giderim deyince Esme. Yaman Okay. Aha, o bizim mirasımız diyor. İşin altında yani maddi boyut da var. Tabii ya. Maddi boyut. Çünkü ne kadar sen o çocuğu alıkoysan da, ne kadar aklına girmeye çalışsan da annen öyleydi, annen şöyleydi desen de çocuk hayatı boyunca annesinden koparılmış olmanın bilinciyle yaşayacak. Yani onlara karşı bir kim besleyecek? Doğru. Yani zorla güzellik olmaz. Diyor ve artık videoyu sonlandırıyoruz. Evet. Şunu da ekleyeyim. Film. Evet. Tabii filmin müziklerini de geçmeden olmaz. Filmin müziklerini Zülfü Livaneli yapıyor. Hatta daha sonra bu müziğin üzerine söz de yazılıyor. Zülfü Livaneli'nin Gözlerin şarkısını biliyor musun? Yok, bilmiyorum. İşte bu o filmin müziğinden yazılmış bir şarkı. Zülfü Livaneli'nin ne iş yaptığını da bilmiyorum yani. Milletvekili mi, yazar mı, şarkıcı mı? Evet, her dalda. Aklıma direkt İhsan Yüce geldi. Demiştin ya, her dalda. Umalım ki sonu onun gibi olmasın. Umarım. En azından milletvekili maaşı var sonuçta. 2 sene milletvekili olunca ömür boyu maaş alıyorsun. Doğru. Yani filmin müzikleri bazı yerlerinde çok güzel olmuş. Böyle gergin, kasvetli bir havaya sokmuş filmi. Herhalde Cahit Berkay'ın izin yaptığı bir dönemdi. Evet. Niye? Cahit Berkay yapmamış ki. Genelde Yeşilçam filmlerinde o müzikleri yapardı. Ama o yapsa kesin bağlama ağırlıklı bir müzik olurdu. Bağlama ağırlıklı olunca da daha çok böyle Fatma Girik'in filmleri geliyor. O Cahit Berkay çünkü Anadolu Rock yapıyor ya zaten kendisi de. Film müzikleri de ama biraz sanki öyle. O bağlama ağırlıklı bir müzik bu filme yakışmazdı. Yani şu anki müzikler daha cuk oturmuş sanlımca. O zaman bu videomuz da bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi akşamlar.